Efendim? Günaydın. Günaydın. Yine saatten önce uyandırdım, değil mi? Harikasın. Hadi kalk 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 kalk, geç kalacaksın hadi. Tamam tamam, kalktım. Bak uyandın mı, kapatıyorum ama. Ya kapatma. Ya hadi aman ya. Uyandım, konuş biraz. Hadi geç kalacaksın, okulda görüşürüz. Tamam cadı. Günaydın. Senin için birkaç ilan işaretledim. Bak istiyorsan ver. Sağ ol yavrum. Hmm.
Tamam, Allah senin açıklığı versin. Sağ ol anne, sana da iyi şanslar. Akşam bir şey lazım olursa ararsın, tamam mı? Tamam. Hadi üşütme kendini, dikkat et. Tamam, merak etme. Akşam görüşürüz. Tamam, güle güle. Hadi. Metrobüsü satır mısınız? Şuradan bir şey alır mısınız? Açıyı kapatıyorum. Neyse. Yarından itibaren okullar tatil oluyor. Birkaç hafta daha deneyiz. Siz rahat edersiniz hanımefendi. Ben full çalışacağım. Gerçekten mi? Evet, bizim orada Halide iş buldum. Sabahları erkenden ona başlayacağım. Öğleden sonraları da spor sonuna devam. İyi. Hayırlı olsun. İnşallah güzelce. Üşümüşsün. Yok. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Günaydın. Bugün hayırdır? Düğen gelmiş. Herkesin sınavı mı var? Ay ben bugün çok stresliyim. Ödev teslimim var. Sabaha kadar hiç uyumadım. Mira, hani bugün senin sınavın yoktu? Ne? Ne oluyor ya? Gizli görevli miyiz? Anlamadım ki. Of Mert. Aman yani Miracığım, sen de Yaman'ı görmeye geldin desem ne olacak sanki? Yabancı mı var aramızda? Ha. Öyle mi gerçekten? Görüşecek zaman kısıtlı olunca her fırsatı değerlendirmek lazım beyefendi. Çok iyi yapmışsın ya. Ne basıyorsun kornaya ya? Buyurun buyurun. Biz sizi yavaşlatmayalım. Kım. Ay gıcık ya. Onun mahallesine dönmesi de hayatımızda hiçbir şey değiştirmedi. Herif sürük. Hiç vazgeçmiyor. Hırsın geçti bakıyorum. Öyle mi sanıyorsunuz? Hiç de kolay değil o iş. Neyse. Sen burada bekle. Ben bir sınava girip geliyorum hemen. Sonra şirkete gideceğiz. Tamam. Ben önce kulübe gideceğim. Bu seyahat için paralar ödeniyor artık, az kaldı. Bu arada sizin paranızı Mert yatırdı. Adama bak ya. Oğlum ben sana ne dedim ya? Ha? Ben sana ne dedim? Ne dedin Yaman'ım söyle. Daha hiçbir şey belli değil, parayı yatırma demedim. Ya dedin ama zaten odanın parası yatırılacaktı. Hem oda iki kişilik, sen gelsen de gelmesen de ödenecekti. İyi o zaman, bana baskı yapma. O zaman otobüste de yer ayırdığım hiç duymamış ol. Bak, bak şimdi ya. Ay biz zaten arabayla gideriz, otobüsle gitmeyiz değil mi? Ya ona bir karar vermek lazım. Ya ama ben böyle gelemem dedi ki siz daha çok plan yapıyorsunuz. Ben konu uzadıkça daha da üzülüyorum.
Yani sen mi ben mi gerçekten? Ne kadar verdin oğlum? Sana ne ya? Ne kadar sana kadar verdim işte. Olmaz öyle şey. Söyle, bölüşeceğiz. Tamam, gelin sen söylerim, paylaşırız. Şimdi söylesene, bilmek istiyorum. Tamam, geliyorum da söyleyeyim. Lan söylesene. Ne alemdesiniz? İyi işte. Ne kadar iyi. Arkadaşlıktan mı bir tık ötede? Ay süper. Ama sevgililikten bayağı bir tık geride. Olsun olsun, sen daha dur, her şey çok güzel olacak. Bakalım iyi olduyuz. Selim abilesi düzeldi mi? Bence onun durumu grip değil. Depresyonda babam. Hadi ya. Ya bu annemin işini hallettiğinden beri böyle. Ya usulsüz bir şey yaptı diye vicdanı rahat bırakmıyor. Zor. Durumu zor. Anneme belli etmemeye çalışıyor gibi ya. İyice içine kapandı. Hasta ediyor kendisini. Selimciğim. Hadi kalk bak, kendi ellerimle sıktım sana portakal suyunu. Tamam canım, koş be. İç, göreceğim. Aklım sende kalır. Hadi sevgilim. Tamam, sonra içeceğim. Vitamini kaçacak ama. Ben de uyuyacağım da. Aşkım, saat 10'a geliyor. Dün de erkenden yattın zaten. Uykunu almışsındır. Tembellik yapma, hadi. Tamam. Bak, sabahtan beri asistanların bir sürü mesaj gönderdi. Mesajlarını oku, duşunu al. Kendine gel artık, hadi. Tamam dedim Ender. Anlaşıldı. Sen bugün de huysuz bir adam olmayı tercih ediyorsun. Öyle olsun. Ama ben seni seviyorum. Ben de seni. Ateşim var mı hala? Hayır. Artık rutinine dönebilirsin. Tıraşını ol. Enerjini topla. Ondan sonra ben de o sırada şirkette Orta Doğu projesiyle ilgili imzaları atayım. Sonra da akşam şirket yemeğine birlikte gidelim. Olmaz mı? Hayır. Ama hayatım. Ben de anlaşmıştık. Israr etme lütfen. Bugün de evden çıkmak istemiyorum. Babamla aranızda bana söylemediğin bir terslik mi var? Hayır. Son zamanlarda özellikle onun bulunduğu ortamlarda olmak istemiyorsun gibi bir durum seziyorum. Peki tamam. Özür dilerim. Ben çıkıyorum aşkım. Görüşürüz. Görüşürüz sevgilim. Sade olmak gibi bir niyetimiz yok. Aksine iddialı çizgilerimiz olacak. Değil mi ortak? Dekorasyon sende. Ben sadece başımı sallarım. En sevdiğim katalım şarkı. Bence burayı camla çevirip içeri alabilirsiniz. Beklentiyi kapıdan karşılarsınız o zaman. Kimin kızıyım işte? Aynı şeyi düşünüyorum. Bugün bir ekip daha gelip çalışmaya başlayacak. Hmm. Şu ön cephedeki duvarları yıkıp mekana dahil edeceğiz. Daha ferah olacak. Gözümle canlandırabiliyorum. Burası gerçekten şahane bir yer olacak. Kesinlikle hayatım. Patron masamı da en köşeye koyduracağım. Uzaktan da ısıtacağım. Harika dönüşler alacağınıza eminim. İkinizi tebrik ederim. Açıkçası buraya gelirken böyle bir ilerleme beklemiyordum. Sedef çok uğraşıyor. Ah, hiç alçak gönüllü olamayacağım. Mersi. Sanırım tek bir eksiğiniz var. Ne? Çok ünlü bir şef. Menünüzü hazırlayacak. Konsepte karar verecek.
masrafını da ben karşılayacağım. Geç kaldın sevgilim. Sedef aşçıyı da ayarladı. Los Angeles'tan bir arkadaşı gelecek. Hızına yetişilmiyor. Ancak Mart sonunda burası adam olur. Nisan Mayıs başında yurt dışından konuklarım gelecek. Gümbür gümbür bir açılış yapacağız. Halkla İlişkiler Departmanı bu süreçte buraya gerekli ilgiyi çeker. Harikasın. Ben aslında daha somut bir destek vermek isterim. Senin destek olacağını bilmek bile büyük destek sevgilim. Ama şimdi bırak. 40 yılın başında tek başıma bir işimi bitireyim. Yani ortamla birlikte. Vallahi senin sayende bana yapacak iş kalmıyor. Kolay mı öyle yılların hayaline ortak olmak? Sana layık olmaya çalışıyorum. Çok şanslıyım. Bakma böyle dediğine. Allah'tan sahile ihtiyacım vardı. Yoksa kapıdan içeri sokmazdı beni. Aşk olsun. Şaka şaka. Seni mutlu ettiği için burayı daha çok sevmeye başladım. Oh, Sudeciğim ne iyi ettin bu programı yaptın. Değil mi? Şirketi devraldığından beri seninle böyle bir güne hasret kalmıştım. Özlemiştim şekerim. Cenazeler, hastalıklar, olaylar dışında bir araya gelelim istedim. Bana çok hoş bir sürpriz oldu. Sen ne yapıyorsun bu aralar? Sen de oturmuyorsun yerinde. Bende bir değişiklik yok vallahi. Tuğçe ile uğraşıyorum. Vakıfla uğraşıyorum. Tuğçe'nin nesiyle uğraşıyorsun canım? Sessiz sedasız kız. İşte çok sessiz. Bu aralar daha da içine kapandı. Aşıktır. Anlatmıyor ki şekerim. Aman anne diyor hemen. İlk lafları o. Aman anne. Şu dağ tatili iyi gelecek inşallah. Gidiyor değil mi Mira'da? Evet evet. Berin'i de yolluyorum. Birkaç gün kafam rahat. Kardeşin nasıl? Onu da görmüyorum uzun zamandır. Çok yoğun çalışıyor. New York'talar değil mi hala? Evet. Sude Hanım, Güler Hanım, siz yarım saat istirahat edin efendim. Sonra biz maskelerinizi gelip çıkartacağız. Teşekkürler. Teşekkürler Arzucuğum, teşekkürler Özgürcüğüm. Teşekkürler. Eşi konsoloslukta görevli değil miydi onu? Görevliydi değil mi? Ateşe evet. Aa, çok tatlı oldu bunu hatırladım. Hayırdır? Çok merak ettiğim bir konu var şekerim. Bu Sedef Kaya Amerika'dan niçin paldır küldür döndü hiçbirimiz anlamadık. Keşke kardeşin senin için araştırsa. Aman yok hiç merak etmiyorum. O zaman benim için araştırsa. Olmaz mı? Yine ne var aklında? Bu durumun arkasında beni çok mutlu edecek bir hikaye olduğunu tahmin ediyorum. Lütfen Güler, lütfen bunu öğrenmem lazım. Peki. Görüşürüz. Seviyorum bu adamı. Sonuç insanı. Olayların bitmişini görebiliyor. İleri görüşlü. Yorumlarıyla bile karşısındakini tetikliyor. Yani bir anda kanatlandım. Müthiş heyecanlıyım Faruk. Senin enerjin de bana iyi geliyor. Sen de beni heyecanlandırıyorsun. Daha romantik bir ortamda söylemeni tercih ederdim. Sana söz veriyorum. Biz birbirimize iyi geleceğiz. Ben içerideyim. Tamam. 17 oda. Toplamda 26 kişiyiz. Tabii tabii. Cuma günü mutlaka bütün para hesabınıza yatmış olacak. Size oda paylaşımı ile ilgili bir mail atmıştım. Aldınız mı? Evet, bazı opsiyonlu durumlar var hala. Yaman Koper ve Mert Asım Selez'in yanındaki soru işareti kalsın lütfen. Ama her ihtimale karşı odalarını ayırtalım. Ne de olsa paralarını verdiler.
Evet evet, benim grubumda hiçbir değişiklik yok, her şey aynı. Daha önce konuştuğumuz gibi. Tamam o zaman, bir değişiklik olursa haberleşiriz. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Baba. Merhaba Mira. Şey, benim çıkmam lazım. Sadece birkaç dakika vaktini alacağım. Günlerdir karşına gelebilmek için cesaretimi topluyorum. Aa, özür dilerim ama bizim böyle yalnız konuşmamız çok doğru değil. Yani avukatın kesin talimatı var. Haklısın. Ben sadece teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle şikayetçi olmadığın için çok teşekkür ederim. Ben hayatımızı daha fazla zorlaştırmak istemedim. Sana bunları yaşatmak istemezdim. Artık beni görünce tedirgin oluyorsun, korkuyorsun. Ama emin ol, ben asla sana zarar vermeyeceğim. Buna memnun oldum. Hatalarımı bir daha tekrarlamayacağım. Bunun için çabalıyorum. O günden beri psikolojik yardım alıyorum. Geçen zamanda öfkemin aslında kendime olduğunu fark ettim. Aslında değişmesi gereken şey benim. Bununla ilgili adımlar atmaya başladım bile. Evden taşınıyorum. Tek başıma yaşamak için babamı ikna ettim. Yıl sonuna kadar okula gelip gitmeye devam edeceğim. Ama önümüzdeki yıl yurt dışında okuyacağım. Doğru bir karar mı bilmiyorum. Bir süre gerçekten yalnız olmaya ihtiyacım var. Seni sevenlerden uzaklaşmak yerine onların sevgisini... Mümkünse kimse beni sevmesin bir süre. Özellikle annem. Annemin olayını da kimseye anlatmadığın için teşekkür ederim. Beni ilgilendiren bir durum değildi. Değişeceğim. Sen de göreceksin. Yani duyacaksın. Senin adına sevindim. Sağ ol. Dağa mı gidiyorsunuz? Evet. Hiçbir şey değişmiyor hayatımızda, değil mi? Ne olursa olsun rutin devam ediyor. Hasarlar hızla onarılıyor. Arıza veren sistemden dışlanıyor. Ne güzel. Herkesin biraz zamana ihtiyacı var. Yaşadığımız öyle kolay sindirilebilir bir şey değildi. Merak etme, sen de beni bir süre daha görmeyeceksin. Doktor raporumu uzattı. Sömestr sonunda döneceğim okula. Yaşattığım her şey için gerçekten çok özür dilerim. Çalışıyordunuz? Daha önce çalışmıyordum. Evde çocuklarıma yemek yapıyordum. Hı hı. Yemeklerim güzeldir ama yani konu komşuya özel günlerde yemektir, pasta börek yaptığım çok olmuştur. Sigortanız var mı? Evet, dışarıdan kendim ödüyorum. Burada çalışmaya başladığınız andan itibaren sigortanızı biz yapacağız. Yani sizin dışarıdan ödemenize gerek kalmayacak. Yani işe alındın mı? Asgari ücretten başlarsınız. Yalnız 3 aylık bir deneme süremiz var. Karşılıklı anlaşıp anlaşamadığımızda bakarız. Tabii tabii. Çok sevindim. Ya ne diyeceğimi bilemiyorum. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Gelin size mutfağı göstereyim. Olur. Önce oğluma haber verebilir miyim? Tabii. Kaç çocuğunuz var? 2. 2 oğlum var. Okuyorlar mı? Evet, biri okuyor, öbürü askerde.
Arkadaşlar süre doldu. Kağıtlarınızı arkadan öne doğru verin. İşe başlıyorum. Şahane, çok sevindim. Hayırlı uğurlu olsun canım. Kutu gibi zaten burası. İki günde kendi düzeninize oturtursunuz. Tabii, hemen alışırım. Pardon. Oğlum, hayırlı olsun diyor. Burası salon. Kızım, bu evin küçük odası yok mu? Gördüm valla, yok. Yani en küçük odası bizim ev kadar. Allah Allah, dubleks mi bu ev, tripleks mi? Tripleks. Bir de bodrum katı var. Ay abi, eve bak ya, çok güzel. Faruk Bey zevkli adam. Ay bir de yakışıklı. Bana bak, yalnız o karısından ayrılıyormuş, öyle mi? Evet. Kızım hemen yapışsana adama, yapış. Yok artık ya, daha neler. Bak dur, ben sana mutfağı göstereyim. Burası da mutfak. Yalnız bana bak, sen iyi ki o arabanın altında kaldın ha. Tövbe yarabbim. Neyse, süper süper maşallah. Nazar değdireceksin be kızım. Çevirsene acık kamerayı. Bak. Acı, pencereye gitsene, bahçeye bakayım, bahçesine. Bak. Kocaman. Bak, burada da havuzu var. Oh, valla. Bütün dertlerinden kurtuldum. Bir de mis gibi evin oldu. Evet valla. Evin sahibi gibiyim. Yan gel yat. Oh, oh anam, oh. Yalnız bak, sen bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra o tozlu dereye dönmek yok, tamam mı? Resmen harikalar diyarına düştün yani, ben sana diyeyim. Yok valla, hiç niyetim yok zaten. Kızım, sen asıl bombayı bilmiyorsun. Ne oldu? Yaman tozlu dereye döndü. Yemin et. Niye? Ya Hasan'la ayrılacakmış Nevin abla. Yaman da bundan sonra anneme ben bakacağım demiş. Aa, salak. Aa, salak. Hiç sorma ya. Kolay gelsin. Mire'ye bakmıştım ben. Demin buradaydı ama kafeye gitmiş olması lazım. Teşekkürler, sağ ol. Yani sakin görünüyordu ama benim ağzım yandı bir kere. O yüzden temkinli davranıyorum. Bence sen de öyle davran. Yok, ben okulda fazla durmayacağım zaten. Sınav için geldim, sonra şirkete gideceğim ama. Tatil de olacak zaten. Herkes şöyle bir nefes alır. İyice sakinleşir. Ben zaten karşılaşmamaya dikkat ediyorum. Sen de bir süre daha yalnız başına dolaşma. Tamam, merak etme. Neyse. Şimdi Hale'yi konuşurken bu sefer de Yaman'ı rahatsız etmeyelim. Tamam, sonra konuşuruz o zaman. Sen de dikkat et kendine. Merak etme. Son sınavıma gidiyordum da, öncesinde sana bir bakmıştım. Hale bugün okula geldi. Ben de Orkun'a onu söylüyordum. Aa, karşılaştınız mı? Evet evet, yani özellikle benimle konuşmak için gelmiş. Özür falan diledi ama... Mira, sakın. Sakinliği beni daha çok endişelendiriyor. Ya evet evet, zaten yani yok öyle bir şey, ne derse desin.
Hatta sen işin bittiyse oyalanma, burada eve git. Spora gideceğim ben. Ya. Gülme. Seni görmek için değil, kızlarla konuştuk, hep beraber gideceğiz. Öyle olsa da bir itirazım olmazdı. Olmaz mıydı? O zaman birazcık da onun için geliyorum diyeyim. Sınava geç kalıyorum, görüşürüz. Tamam. Hadi bakayım, yürüyeyim seni. Başına bak. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yo, olur mu? Sesinizi duyduğuma çok sevindim. Nasılsınız? Her şey yolundadır umarım. Şimdilik öyle görünüyor. Sizde ne var ne yok? Beren Hanım, bugün bana ayıracak biraz vaktiniz var mı? Hay hay, tabii ki. Ne zaman isterseniz. Benimle sadece bir kahve içmek için görüşmek istemediğinizi biliyorum. Bir huzursuzluğunuz var. Konu nedir Selim Bey? Size bu soruyu daha önce de sormuştum ama tam olarak bir cevap alamamıştım. Asım Şekip Kaya ile geçmişteki probleminiz nedir? Canımı yaktı diyelim. Tamamen duygusal sebepler yani. Öyle mi? Cevabını alamayacağınız sorular sormak adetiniz değil diye biliyordum. Kusura bakmayın. Size bunları soruyorum çünkü bugüne kadar ondan hesap sorabilme cesaretini gösteren bir tek sizi tanıdım. Hesabınızı da büyük bir zarafetle sordunuz. Belli ki sizinki böylesine bir hırs, terk edilmişliğin acısı değil. Daha derinlerde gerçek bir nedeniniz var. Asım Şekip Kaya ile bile konuşmadığım bu derin şeyi sizinle niye paylaşacağımı düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, intikam almak benim hiç tarzım değil. Ben kimseye kinlenmem, hırslanmam. Ama Asım Şekip Kaya ile aramızda acımasız bir maç oluyor. Kıran kırana. Üstelik en iyi bildiği yöntemle saldırıyor. Elden aşağı vurarak. Ve açıkçası artık ona karşı öfkeliyim. Gerçekten hırslıyım. Ve bundan sonraki maçı da kazanmak istiyorsunuz. Anladığım kadarıyla kazandığımız zaferin tadını çıkaramamışsınız bile.
Asım bunun acısını sizden kötü bir şekilde almış. Evet, doğru. Ama öfkem mantıksız bir adım attıracak kadar gözüm karartmadı. Amacım Asım Şekip Kaya'ya kendi silahlarıyla karşılık vermek değil. Ben sadece onun bir sonraki hamlesini kesecek, elini kolunu bağlayacak bir ipucu, bir açık arıyorum. Bunları size yüksek sesle söylediğime inanamıyorum. Ama sizle aynı hislerde olduğumuzu düşününce... Üzgünüm Selim Bey. Size yardım edemeyeceğim. Ben kendi meselime sizi karıştırmadım. Ortada haklı bir dava vardı. Bunun için mücadele ettik. Birlikte kazandık. Bundan sonrası sizin meseleniz. Üzgünüm. Ay Allah korusun, çekici bir dağda karşımıza çıkmasın bu hale. Yok canım, saçmalama, ne iş var? E ne diye sordu o zaman daha gidecek misiniz diye? Merak etmiştir eynim. E sonuçta o da normal hayata alışmaya çalışıyor. Ay bilmiyorum vallahi, bizden uzak bir yerlerde alışsın mı? Ha, tedavi olmak için hava değişimine ihtiyacı varsa başka bir yere gitsin. Daha gelmesin yani. Şimdi git bütün bunların hepsini Hale'ye yetiştir. Sinir kat sayısı iyice tavan yapsın, tam olsun yani. Tabii ki de öyle bir şey yapmam. İyi, sevindim. Ama yani sen de bize hak ver. Kolay unutulacak şeyler değildi yaşananlar. Ve eller belde, bacaklar yana doğru açılıyor. Miran, dağdaki partinin hazırlıkları ne durumda? Yardıma ihtiyacınız var mı? Yok yok, her şey yolunda. Ay çok güzel olacak. Nereye eğleneceğiz? Ben de bu tatilde birini bulacakmışım gibi hissediyorum. Ay hadi inşallah. Sen dua et de belki iki arkadaş bulursunuz. Çek çek. 5, 4, 3 Aslında var ya, senin tozlu dereye gitmen benim için de iyi oldu. Ben de kendime vakit ayırma imkanı buluyorum. Bak sen, neler yapıyorsun mesela? Spor yapıyorum işte. Vallahi hemen işe yaradı, kendimi daha güçlü hissediyorum. Evet, belli oluyor. Sana çizgi romanlarıma devam ediyorum. Ya ederim yani. Ha? Yeni bir seriye başlarım diye düşünüyorum. Çok iyi olur bence. Eylül'ün de çok hoşuna gider. Bu sefer ama seninle de ilgili olabilir. Fena mı olur ha? Yaman ve Yemen. Bu beni özlememiş halin değil mi? Özlüyorum tabii ki birazcık. Ya sonuçta biz bayağı zaman geçiriyormuşuz beraber. Sohbetler, muhabbetler derken... Yani sen gidince böyle haliyle biraz boşluk oldu hayatında. Hayatımızda. Hisler karşılıklı kardeşim. Ama her gün görüşüyoruz. Dram yaratmayalım. Ya görüşüyoruz ama sen hep çalışıyor oluyorsun ya. Hem böyle tadı çıkmıyor ki. Ama daha gelsen yani ne güzel olur. Ha? Hep birlikte, gündüz, gece, ha? Eğlenceler, olaylar. Dur bakalım, ben daha seni o kadar özlemedim. Aa, ayıp ediyorsun ama. Merhaba Yaman. Hoş geldin Sibel Hanım, kolay gelsin. Doktor bu ne? Bu teyze seni evlatlık edinecek galiba, vallahi alıcı gözle baktı. Bunu terbiyesizlik etme lan. Neyse güzel kardeşim, bak dediklerimi düşün. Ha? Harika bir tatil bizi bekliyor. Eski dostlar tekrar bir arada. Neyse ya, bana bu kadar spor yeter. Sıkıldım. Ben kızların yanına gidiyorum. Ha şöyle, git biraz onları daralt. Hadi. Görüşürüz. Ya aman.
Yaman. Bir abla olabilir miyim? Tabii, hemen getiriyorum. Mesut'un var mı kızlar? Hop! Hocam! Ya! Ya! Mert! Hocam! Ne yapıyorsun Mert ya? Pardon hocam, özür dilerim. Özür dilerim hocam. Ya ben yalnız takılıyorsunuz zannettim. Hocayla çalıştığınızı görmemiştim. Sulusun Mert, sulu. Evet, bu sulu bir şaka oldu. Pardon, özür dilerim. Lütfen hocam siz devam edin. Lütfen devam edin. Devam ediyoruz. Sol, 10 tekrar. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve diğer taraftayız. Son, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Yaman. Ne oldu? Havlu istediler de. Şimdi esniyoruz. Ama aşk olsun hocam, ben geldim diye mi? Şimdi diğer taraftayız. Hocam. Ne güzel hoplayıveriyor. Hopluyordu kızlar. Lütfen hocam. Ya hocam aşk olsun. Bakın bu iyi. Güzel. Önüne bak. Ve çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Yine beklerim hocam. Çok güzel. Hocam imdat. İmdat hocam. Gelsene sen de. Ya ne güzel olur. Hadi çıkalım da kuruyalım. Evet, bir şeyler içelim. Teşekkürler. Kafesinde otursak, yani başka bir yere gitmeye ne gerek var ki? Hem üşümemiş oluruz. Belli oldu, Yaman burada çalıştığı sürece bütün hayatımız spor salonu olacak. Ay vallahi ağzımdan aldın lafı ha. Senin ağzını yerim ben, hop 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 tavşan. Alayım. Mersi. Akşam sinemaya mı gitsek? Ben akşam Yamanlar'dayım, kutlama var. Ne kutlaması? Ya kutlama mutlama yok. Mert işte abartıyor. Yok ya, Nevin teyze yeni iş bulmuş. Biz de Yaman'la ona sürpriz yapacağız. Ne abi, öyle konuşmadık mı ya? Ben beni getirip götürsün diye Hakan abi de ayarladım. Ya biz de gelelim mi? Hem bir şeyler alırız, yemek hazırlarız. Sürpriz olur Nevin teyze. Evet, hem sizin bahçede mangal falan da yaparız. Ya bizim bahçede mangal yapamayız. Bahçe uygun değil. Ev zaten çok küçük. O zaman hazır bir şeyler alırız. Tabii canım, maksat beraber olmak. Bir su alabilir miyim? Tabii. Buyur. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ya şimdi sen bizim mi istemiyorsun, yoksa annenle baş başa mı kalmak istiyorsun? Ya ondan değil de. Ya gelsinler abi ya. Hem değişiklik olur. Nevin teyze de eğlenir. Ya gelsinler tabii. Başımızın üstünde yeriniz var. Yaşasın. Ama
sen 10:30'da çıkmıyor muydun ya? O saatten sonra ne yemeği? Yok, bugün trainerların eğitimi var. Daha erken çıkacağım. O zaman senin arabayla gidiyoruz Mira. Olur. Geçerken sizin orada köfteciden köfte de alır mıyız? Ay ya, şimdiden nasıl acıktım ya. İşte spor beni böyle acıktırıyor işte. Ben bu yüzden spor yapmıyorum. Yalnız arkadaşlar, köfte efsane. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Senin istediğin köfte olsun prenses. Değil mi? Merhaba. Bir portakal su alabilir miyim lütfen Yaman? Tabii. Değil mi? Yaman da değil mi adın? Evet. Yamancığım, ben de portakal suyu içerim o zaman. Peki. Ne yazık ki yaşanan tatsız olayları unutacağıma söz veremiyorum Ümit. Ama iş hayatı ve özel hayatın birbirinden iki farklı kulvar olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple seninle çalışmaya devam edeceğim. Her şey bir yana, arada ailenin hatırı var. Zaten ben de ailemin desteğe ihtiyacın olduğunu söyleyip beni cesaretlendirmeseydi şimdi buraya gelmezdim. Aman Ümit, sakın bana yardım etmek için geri döndüğünü söyleme. Faruk'un yıllardır sana ne kadar çok para kazandırdığını ikimiz de biliyoruz. Pişmansın Ümit. Kabul et. Üstelik şimdi benim kanatlarım altındaki bir şirkette kara listede olmak istemezsin herhalde. Sizinle iş yapmak her zaman büyük zevk Asım Bey. Bizim için de öyle. Bu meselenin kendiliğinden hallolmasına sevindim. Görüşürüz. İyi günler Asım Bey. Kısa vadede senin için ne gibi alternatifler var? Ben de araştırırım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşürüz. Tabii. Bu arada mahkeme konusunda Faruk'a engel olduğunu biliyorum. Çok teşekkür ederim Sure. Bir şey değil. Çocuklarımız için yaptım. Bu işte başarılı olman için senin Faruk'tan daha değerli özelliklerin var Sude. Bunu sizden duymak ne güzel Asım Bey. Pardon. Hoşçakalın. Güle güle. Görüşürüz Ümit. Görüşürüz Sude. Ne zaman çıktı Suzancığım? Bir iki saat oldu Ender Hanım. Nereye gittiğini sormadın mı? Hayır efendim, ama işe gider gibi gitti. Tamam, sen de gelir gelmez haber ver bana mutlaka. Tamam efendim. Hayırdır Ender? Selim biraz hasta gibiydi. Evden de çıkacak hali yoktu ama çıkmış. Ulaşamayınca merak ettim. Size nazar değiyor ya. Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçen hafta maliyedeki olayların peşinde koştururken mi üşüttü acaba? Hayatım, niye şaşırıyorsun bu kadar? Ben de artık bu şirketteyim. Hatta Sedef ile Faruk sayesinde yakında aile bağlarımız bile olabilir. Sedef Faruk'a, Faruk bana. Neyse ama Selim'in bu işi sessizce halletmesine sevindim. Arazi davasında bana büyük bir ahlak dersi verdiğini zannettim. Ama şu anda artık senin de ellerin kirli. Hep kendinle övünüyor. Artık birbirimizden bir farkımız kalmadı. Bununla yaşamayı öğren.
Hayrola, balıkçılığa merak mı sardın? Öylesine bakıyordum. İşin gücün yok mu? Gündüz vakti ne işin var buralarda? Bilmiyorum. Belki de artık yoktur. Sen boş adama benzemiyorsun. Gözlerinden belli. Hemen koyuverme kendini. Bir iş bul, çalış. Bulacağım. Hem de öyle bir iş bulacağım ki. Atılay merhaba. Ofiste misin? Yok, ben bugün gelmeyeceğim de senden bir ricam olacaktı. Asım Şekip Kaya adına açılan davaların bir dökümünü alabilir misin bana? Evet. Sonra da yakın tarihli olanları özellikle bir araştıralım bakalım. Zaman aşımına girmemiş olanları, evet. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Beni uyardığın için teşekkür ederim. Öfkelendiğini biliyordum ama... Bugün onu hiç görmediğim kadar ciddi ve kararlı gördüm. Kendine dikkat et. Ben zaten Selim'den bir hamle bekliyordum. Ama beni asıl hayretler içinde bırakan... sen oldun Reyhan. Avukatınla ne çabuk birbirinize sırtınızı döndünüz. Bu mesele öncekinden farklı. Beni tekrar aradığına göre Selim bu sefer çok daha hırslı. Seni neden endişelendiriyor ki? Ben arazi davasında Selim'in aile hayatına zarar verdiğimi düşündüğüm için kendimi geri çektim. Şimdi de bu huzursuzluğun aile içindeki gerginliği arttıracağını düşünüyorum. Yani beni uyarmanın sebebi Ender'i üzmemek. Öyle mi? Sadece hataların yüzünden kızın mutluluğunu bozmanı istemiyorum diyelim. Bunu eski dost tavsiyesi olarak düşün. Ve önlemini al bence. Peki. Tekrar teşekkürler. Bu kadar masrafa. Ben yapardım, yerdik bir şeyler. Aa, aşk olsun Nevin teyzeciğim ya. Bu akşam sizin için toplandık. Kutlama yapıyoruz. Sizi çalıştırmak olmaz ama, değil mi? Tabii ama yani vardı zaten bir şeyler. İki kişiyiz diye çok yapmıyorum. Kalıyor sonra. Yok, tabii ki öyledir. Ben o anlamda söylemedim. Hadi siz geçin oturun. Biz her şeyi hallederiz. Değil mi Eylülcüğüm? Evet, ben de masayı hazırlayayım. Örtü nerede? Ay, dur şurada vereyim. Pek yeni değil ama. Ya gayet güzel. Al Eylül'cüğüm. Oo, sıcacık oldu. Ben de diyorum ki bu çocuk bu şömineyi nasıl böyle çabuk yakıyor diye. Meğersem buradan antrenmanlıymış. Al şunları dışarı götür de sen de bir işe yara. Ayıp ediyorsun ama. Ben de psikolojik destek verdim. O şekilde yardımcı oldum. Tabii tabii. Tabakların takımı da dağıldı hep. Ya kusura bakmayın, böyle parça parça. Aşk olsun, böyle şeyler söylemeyin. Her şey çok güzel. Ya anne, biraz rahatlar mısın? Evi görücüye çıkarmıyoruz ki. Onlar benim arkadaşlarım. Durumumuzun da farkındalar. Ya işte ben de arkadaşlarım diye özeniyorum. Hadi gel, biz içecekleri alalım. Canım benim, onlar eşyalarımıza gelmedi. Bize gel. Sen sıkma canım, tamam. Evet, ne olur. Hem ben de üzülüyorum. Hem sizi böyle emrivaki yaptık, rahatsız ettik diye. Ay, olur mu öyle şey? Kızım, estağfurullah.
İyi ki geldiniz. Özür dilerim ama ben çok açım. Bir an önce başlayabilir miyiz? Aa evet, çocuk çatladı vallahi açlıktan. Geldiğinden beri açım açım deyip duruyor. Dedim vallahi. Eylül de çok aç ama o kibarlığından söylemiyor. Ay evet, sabahtan beri o kadar methettiler ki o köfteleri. Karnım doymasın diye hiçbir şey yemedim. E hadi oturun, soğutmadan başlayın. Hoş bulduk. Şarjım mı bitti sevgilim? Telefon hala kapalı. Hayır. Kapatmıştım. Unutmuşum. Aşk olsun Selim. Evden çıktığından beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Özür dilerim canım. Mert yukarıda mı? Yaman'a yemeğe gitti. Allah Allah. Bütün gün konuşmadık. Seni evde hasta bıraktığım için arayacağımı tahmin etmen lazımdı. Telefonu niye kapattın? Aklımdan çıkmış. Gün boyunca beni aramak da mı aklına gelmedi? Ha? Sen eskiden böyle düşüncesizlikler yapmazdın. Son zamanlarda yapmayacağım çok şey yapıyorum. Özür dilerim, o manada da söylemedim. Hayır, özür dileme. Haklısın. Benim yüzümden mesleğine ihanet ettin. Seninle bir ilgisi yok. Tamamen benimle ilgili bir şey. Lütfen bana biraz zaman ver. Sarsıldım. Toparlayacağım. Bana öfkelisin. Ben bunun nedenini çok iyi anlayabiliyorum. Şimdi bugün aynı duruma mecbur kalsam yine aynı şeyi yapardım. Seni mecbur bıraktığım için bana öfkelisin. Lütfen bunu konuşmayalım. Anlaşma, yemeğine de gelmiyorsun. Affet beni. Sen git. Ben de vicdan azap çekiyorum seni. Hatam yüzünden. Seni zor duruma soktuğum için. Ama Mert'in de dediği gibi her zaman mükemmel olamayız. Hata da yapabiliriz. Ne olur sana istemediğin şeyler yaptırdım diye benden nefret etme. Senden nefret etmiyorum. Bizi bu duruma mecbur eden kişiden nefret ediyorum. Kimin ibaret değil, ilgili bir şey mi öğrendin? Hayır. Hadi babanı bekletme. Seni bırakıp gitmek istemiyorum. Lütfen sevgilim. Yılların emeğinin altına imzanı at. Başarının keyfini çıkar. Bunu hak ettin. Sen yanımda olmayacaksın. Ben her zaman senin yanındayım sevgilim. Bu köfteler efsaneymiş gerçekten. Afiyet olsun oğlum. İstersen içeride var daha. Sağ olun, alırım. Ay hiç bakmayın böyle söylediğine. İki lokma sonra tıkanacak. Yo. Daha tabağındakileri tamamen bitirdiğini hiç görmedim. Ben de. Sen de mi Yaman? Doğru oğlum. Evet tamam, haklısınız. Kabul ediyorum, midem biraz küçük. Ama bunu bitireceğim bu sefer. Afiyet olsun. Bir tane daha. Olur. Yaman küçükken iki kaşık yoğurt yese bir gözü kapanırdı. Gerçekten mi? Küçükken bir kere olmuş. Hayır, hep olurdu. Misafirlikteyken uyusun diye ayran içirirdim hep. Yaramaz bir çocuk muydu? Yok, usluydu. Ama biraz meraklıydı. Yani nerede bir kapak görse gider bulur, açar içindekilerini kurcalardı. Hani bazen bir bakarız, Yaman ortada yok. Sessiz sedasız gitmiş mutfak tezgahındaki tencereleri dökmüş, onlara bakıyor. Keşfetmeyi seviyormuş. Daha çok dağıtmayı. Kaç yaşındaydı? 3-4. Bir gün babası takıldı bunun döküntülerine.
takılıp düşünce bir kızdı, bir bağırdı. Ay yazık ya, hiç kızılır mı bu çocuğa? Ciğerden söyledin. Yani çocuk ya ama ben fotoğraflarını da görmüştüm de. Tamam tamam Miracığım, biz anladık. Babandan korkar mıydın? Yok, korkmak değil de çekinirlerdi. Ben küçükken hiçbir şeyden korkmazmışım. O yüzden hala bir küçük Eylül meselemiz var ya. O bir filmin adı bir kere. Ne filmi? Aşk filmi. Hadi ya. Gerçekten 14 Şubat'ta vizyona giriyor. Hem de sevgililer gününde. Evet. E götüreyim ben seni o zaman o filme kelebek. Suluk yapma, sonra konuşuruz. Tamam canım, biz daha önce hiç sinemaya gitmedik ki beraber. Biz de gitmedik. Yapamadığımız o kadar çok şey var ki daha konuşup buluşup doğru düzgün bir yemeğe bile çıkamadık. Aa, bak 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 Yaman, ben sana söyleyeyim, birileri senin için sevgililer günü programı yapıyor. Yok canım. Var canım. Önce baş başa ilk yemekler, sonra da ilk sinemalar. E ne güzel işte. İlkler hiç unutulmaz. Baban Faruk'un şirketine ucundan da olsa Asım Şekipkaya'ya ortak olmak için dahil olmuştu. İşi ayağa kaldırmak için ortaya koyduğu para herkes için çok değerliydi. Özellikle Asım Şekipkaya için. Önce riskini bölerek işe sahip oldu. Sonra da bütün yatırımı üstüne kondu. Hiç şaşırmadım. Benden sanatıyor. En az bir yıl beklemeden ortaklıktan çıkma. Asım Bey teklifini ne kadar yükseltecek? Bekle. Bana bunları neden anlatıyorsunuz? İkimiz de kazanalım istiyorum. Senin ortaklığına sunacağı teklif benim şirketimin geleceğini de belirleyecek. Asla satma diyorsunuz. Kesinlikle. Biz onlardan istifade edeceğiz. Göreceksin. Benim ileriye yönelik çok uçuk planlarım var. Asım Bey, koltuğuna mı oturacaksınız? Koltuğun olmasa bile kenarına oturabilirim. Benim hedeflerim büyük. Oysa kocamın hayalleri bile bu kadar. Bak. Sedef'le oyun evlerinin içinde dolaşıyoruz, görüyorsun. Hayalleri de kendi kafası kadar karışık. Üstelik bana ihanetinin üzerine bu restoranla bir de anıt dikti. Siz bundan etkilenmeyecek kadar güçlü bir kadınsınız. Evet, öyleyim. Faruk'u hayatımdan yavaş yavaş çıkardım. Yakında mahkememiz var. Boşanıyoruz. Ama yine de aldatılmak, bir başkasına tercih edilmek hoş değil. Bunu benden daha iyi kimse bilemez. Şu an tozlu deredeler, biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Yaman'ın buradan gitmesi onlara engel olmalı. Bana sitem mi ediyorsun Orkuncuğum? Hayır. Milan'ın belki gözleri açılır diye seviniyorum. Umarım. Bana güvenin. O işin tamamen bitmesi yakındır. Tamam.
Tamam sağ olun, hadi bırakın artık elinizdekileri. Oturun. Ya bulaşık makinesine dizeyim bari. Ay bulaşık makinesi yok, ben hepsini halledeceğim. Bir de çay demlerim, içeriz hep beraber. Tamam o zaman ben de ellerimi yıkayayım. Yaman, Miray'a temiz havlu ver. Orada dolapta var. Herhalde. Mutfakta anlattı. Tada! Ya. Yaman hadi çal. Ay evet. Ya bırak şimdi sonra çalırız. Ya benden başka özlem yok mu? Ben. Aa. Sen gerçekten çalmayı biliyor musun? Öğreniyorum işte. Aa çalmaz olur mu? Hem de çok güzel gitar çalıyor. Ne aşk olsun yani. Eve geldiğinde çal şu gitarı dedim. Çalmadı bak. Hadi aman ya. Bak işte annen de merak ediyor. Naz yapma. Ya evet belki siz de şarkı söylersiniz olur mu? Ya ben öyle her şeyi çalamıyorum. Sen bir şeye başlarsın ben arkadan girerim. Tamam sen de söyleyeceksin ama. Hadi gel. Divane aşık gibi. Divane aşık gibi de dolanırım yollarda. Divane aşık gibi de dolanırım yollarda. Kız senin sebebi senin sebebi ne? Kaldım İstanbul'larda, kaldım İstanbul. Kız senin sebebi ne? Yar senin sebebi ne? Kaldım İstanbul'larda, kaldım İstanbul. Alçalım yeşil çalım da dünyayı dolaşalım. Alçalım yeşil çalım da dünyayı dolaşalım. Sen yağmur ol ben bulut. Sen yağmur ol ben bulut. Maçka'da buluşalım. Maçka'da buluş. Sen... Bak şimdi ya. Mum var mı? Var mutfakta. Ay niye gitti şimdi bu? Mum yakalım ya daha romantik. Yo, telefonlar ya. Var telefonlar var. Ay ödüm koptu. Kim bu? Yaman dur. Tamam ya. Ay ya tövbe estağfurullah. Kim o demeden açma. Korkutmasana beni. Kim o? Elektrik idaresi. Dur açma bu saatte elektrik idaresi mi olur? Ay. Ya yapma korkutmasana beni kilimi. Kaçak denetimden geliyoruz açar mısınız? Buyurun. Kaçak elektrik kullandığınız tespit edildi. Aa. Elektriğinizi bu yüzden kestik. Ay yok öyle bir şey yanlışınız var. Yanlış yok hanımefendi. Bakın işlem yapılmış sadece. Biz öyle bir şey yapmadık. Yapmışsınız işte kardeşim.
Abi bu ne, bizim bir şeyden haberimiz yok. Tüketimi düşük göstermek için takılmış bu cihaza. Size ceza keseceğiz. Emin hadi biz içeri geçelim. Dur ya. Ne cezası kardeşim, biz kurcalamadık ki sayıcı. Anne sen dur. Neyin koper kim? Benim. Cihaz da sizin üzerinize kayıtlı. Ama benim hiçbir ilgim yok ki ya. Gerçekten yemin ederim. Tamam Nevin teyzeciğim, biraz sakin ol. Bir anlayalım önce. Bunlar hep o Hasan'ın işi. Ben sana sorarım ama. Ya gece gece elektrik mi kesilir, yazık ya. Şimdi mecburen keseceğiz. Siz cezayı ödedikten sonra açılır zaten. Ne kadarmış bu ceza, hemen ödeyelim. Ya olmaz öyle şey. Ya ne var, öderiz. Bir olmaz dedim. Elektrikler kesildi herhalde. Arıyor bizimki. Güzel. Açmıyor. Bu kaçak kullanımın cezası. Oho, 2500 TL mi? Kullandığınız kaçak elektriğin bedeli de idare tarafından ayrıyeten faturalandırılacak size. Ya bunu neler yaşadığını düşündükçe utanıyorum çantalara, ayakkabılara verdiğim paralardan. Elektrik abi ya. Elektrik. Ödeyebilecekler mi sizce? Bilmiyorum. Acaba sessiz sedasız biz mi halletsek? Ya bu hayatta kabul etmez. Ondan habersiz bir şey yaparsak da bir daha yüzümüze bile bakmayız. Doğru. Babama söylemeyeyim diye tembih etti. Ama söyle bence. En azından bilsinler. Adi şerefsiz ya. Namussuz pislik. Herifin hayatı üç kağıt ya. Düşündükçe kafayı yiyeceğim. Kim bilir kaç yıldır kaçaktı böyle. Hiç bilmiyorum ki. Benden alırdı paraları, faturaları o öderdi. Allah'ın cezası. Sen de arkadaşlarına rezil oldun. Bilhassa yapmadıysa ne olayım ha? Adım gibi eminim gitti özellikle kendisi ihbar etti bizi. Sırf bizim huzurumuzu bozmak için. Ama ben bunun hesabını soracağım ondan. Hay Allah aşkına Yaman, uğraşma şununla. Ha artık silahı da var. Silah kendisi mi buldu? Ben Orkun Adisi verdi zannediyorum. Yok. Kendi gibi itin biri getirdi verdi kulüpte. Kıyameti kopardım ama attıramadım. Hatta Ayşe'nin babasının üstüne yürüdü bir keresinde. Hatırım için Yaman. Sakın karşısına çıkma. Ha bizden uzak cehenneme direkt olsun. Ben sabahtan elektrik idaresine gider bir konuşurum. Belki taksit maksit bir şey yaparlar. Sen yarın sabah erkenden halde işe başlamayacak mıydın? Ben giderim. Ben bir fırsatını bulur gider gelirim, merak etme sen. Benim kenarda az param vardı. Yani bazı ekstraları Hasan'a vermezdim. Evine ihtiyaçları için bir köşede saklardım. Al, yarın yatır. Bende de 600 lira var. Selim abiler de yılbaşında yatırmışlardı.
1000 lira. Onu da kullanırız mecburen. Üzülme. Koyarız gene yerine. Hadi cezayı ödedik diyelim. Fatura gelene kadar da para biriktirdik. O zamana kadar nasıl yaşayacağız? Ben yarın Celal'le konuşurum. Yine kulüpte. O iş kapandı anne. Lütfen beni üzme. İlk günden pes edip seni bir daha oraya çıkarmam. Bir daha da bana ne olur böyle bir şey teklif etme. Hadi yatalım, ikimiz de erken kalkacağız yarın. Sen sıkma canını, Allah büyük. Bakışız artık bir çaresine. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Canım hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu, iyi misin? Yorgunum sadece. Nasıl geçti geceniz? Güzel, çok güzel. Sevindim. Ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Gel. Uyumadın mı? Uyumadım. Elif'in yaptıkları yanına kalmamalı. Ne var aklında? Sağ ol kardeşim, Allah razı olsun. Senin Ayşe'ye yaptığın iyilikleri yanında lafı bile olmaz dedince inşallah mahalle bir pislikten kurtulacak. Sağ ol Bülbül teyze. Hadi daha çok işim var. Alo, hallettin mi oğlum? Hallettim anne, cezayı ödedim. Faturaya da taksitlendirme yapacaklar. Dilekçe verdim, 6 taksit. Çok şükür, rahat rahat öderiz. Anne, benim şimdi kapatmam lazım. İşe geçiyorum, akşam konuşuruz. Tamam, Allah işine rast getirsin. Anne, kapatıyorum. Selim abi arıyor, hadi bay bay. Efendim abi? Şimdi Mert anlattı durumu. Ya ben ona söyleme dedim. Olur mu oğlum, söyleyecek tabii. Şimdi para yolluyorum ben, hallet her şeyi. Yok abi yok, ben hallettim. Nasıl hallettin? Ya hallettim işte bir şekilde. Taksit maksit bir şey yaptılar.
Niğde kaldı mı var paran? Var abi var, sağ ol. Sen nasılsın, nasıl? Daha iyi oldun mu? İyiyim iyiyim, toparlandım. Tamam abi, tekrar geçmiş olsun, çok sağ ol. Abi ben şimdi kapatayım, işe yetişeceğim. Ya okula gitmeyecek misin bugün? Yok abi, dün bitti benim sınavlarım. İyi, hadi hayırlı olsun. Görüşürüz. Sağ ol abi, görüşürüz. Ne diyor? Halletmiş her şeyi. Ya, yalan söylüyor bence. Nereden bulacak ki o kadar parayı? Nevin Hanım'la mı konuşsak Selim? Yok, biz de dün yardım etmek istedik ama ağzımızı bile açtırmadı. İçim rahat etmiyor, bir şeyler yapmak lazım. Bu arada Yaman bu işlerle uğraşırken ben daha falan gitmek istemiyorum. Ya Eylül'de bozuk atacak ama ya benim de hiç içimden gelmiyor. Ne öyle nispet yapar gibi. E oğlum, o durum ayrı, bu durum ayrı. Siz çok önceden yapmıştınız planınızı. Yok anne ya. Zevki çıkmaz öyle. Anca beraber kanca beraber. Yaman. Hemen geliyorum. Biraz yardım eder misin? Buyurun. Bacaklarımı tutabilir misin? Esnem hareketleri yapıyorum da. Ben size eğitmenlerimizden bir tanesini çağırayım. Ben seni çağırdım ama. Kusura bakmayın ama misafirlerimizi sadece eğitmenlerimiz ilgileniyor. Benimle sen ilgilensen. Özür dilerim. Kaçta bitiyor işin? Sabahtan akşama kadar burada mısın? Hocam bir bakar mısınız? Çok havalısın. Etrafında çok kadın var galiba. Hocam Aslan'ım bir şey soracakmış da. Küstah. Merhaba Aslan, size nasıl yardım edebilirim? Merhaba, kaldır mısınız? Tatil süresince Yaman benimle çalışsın diyorum. Hem daha fazla para kazanmış olur, hem de madem mimarlık okuyacak, işe de yavaş yavaş ısınmış olur. Babanın yanında çocuğu diken üstünde tutmak iyi bir fikir mi sence? Babamla değil, benimle çalışacak. Neyse canım, Yaman da kabul etmez zaten. Sırf babam var diye mi? Aklın yolu bir. Tamam, bana öfkelisin. Ama neden babamın adı sana küfür gibi geliyor? Lütfen tekrar başlamayalım. Aksine. Bir problemimiz varsa hiç bitirmeyelim. Sorunumuz neyse konuşup yüzleşip çözelim. Efendim Burcu. Selim Bey, özür dilerim. Notunuzu şimdi aldım. Reyhan Hanım'a çiçeği evde mi, iş yerine mi yollayayım? İş yerine yolla. Peki efendim. Notta mesajınızdaki gibi. Evet Burcu. Birazdan ofise geliyorum zaten. Konuşuruz. Peki efendim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Şey özel için... Hayır. Yani dün bir görüşme yaptık. Sen dün Reyhan Arsen'le buluşmak için mi evden çıktın? Evet. Üstelik telefonun da kapalıydı. Sana sorduğumda da hiçbir şey söylemedin. Şimdi çiçek yolluyorsun. Gülme Selim. Hayal gücünü hayran. Öfkeni benden böyle mi çıkarıyorsun? Kendimi sana savunmayacağım, bir de çok saçma. Öyleyse niye o kadınla buluştun? İş ilişkiniz bitmedi mi sizin? Hasta yatağından kalkıp neden o kadınla görüştün? Ender ya, benim bazı nasıl desem şeylerim vardı. Sorunlarım. Gerçekten durumu bambaşka yorumladım.
aramızda geçenleri Ender'e anlatmamışsın. Bunu hala dost olabileceğimizi gösteren bir işaret olarak görüyorum. Sanki böyle olacağını tahmin etmemiştiniz. Ben sizin aksinize Ender'i üzmemeye çok özen gösteriyorum. Ha, biliyorum. Ama rövanş çalışmalarına başlamaktan da geri durmuyorsun. Attığın her adımdan haberim olur Selim Seniz. Seninle uğraşacak hem zamanım hem yeteri kadar gücüm var. Bunu sakın unutma. Öyle mi? Bu bir tehdit mi yani? Yok canım, sadece bir uyarı. İstersen bu işi burada bitirelim. Sonuçta biz bir aileyiz. Evet, biz bir aileyiz. O yüzden de Ender'e sizin aşağılık oyunlarınızdan hiç bahsetmedim. Çünkü sizden nefret etmeye kendisinin karar vermesi gerektiğine inanıyorum. Gerçek yüzünüzü kendisi görmeli. Ancak o zaman benim kadar emin olur ve sizle olan ilişkisini tamamen keser. Selim, benim kızım hakkında konuştuğunu unutuyorsun galiba. Ender'le biz aynı kanı taşıyoruz. Bana tavır alması düşündüğün kadar kolay olmayacaktır. Ben hiçbir şeyin kolay olacağını söylemedim. Ama bundan sonra çok dikkatli olun. Eğer Ender'le olan ilişkinizi sürdürmek istiyorsanız ona karşı en ufak bir yanlışınız olmasın. Tamam sen. Anlaştık. Şu notta ne yazıyor, bir daha bir kontrol edelim dedik. Özür dilerim yazıyor Ender Hanım. Karışıklık olmaz, merak etmeyin. Yaman. Efendim. Bırak elindekini. Müdür odasına git lütfen. Neden, ne oldu ki? Bilmiyorum, seninle görüşmek istiyormuş. Ahmet, sen topla oraları. Tamam, ne demek. Eyvallah, kolay gelsin. Tamam, sen çıkabilirsin. Gel. Buyurun, beni çağırmışsınız. Buraya geldiğin ilk gün sana da söylemişlerdir. Müşterilerle yakın ilişki içinde olmak yasak. Evet, biliyorum. Ama sen bu kurala uymuyorsun. Eğer dünden bahsediyorsanız, arkadaşlarımın hepsi buraya üye. Onlar spor yapıyorlardı, ben işimden başka bir şey yapmadım. Yok, konu o değil. Bir üyemiz senin ona gereğinden çok daha yakın davrandığını söyledi. Bu yakınlık onu rahatsız etmiş. Kim? Ben asla böyle bir şey yapmadım. Bakın, ben kimseyle asla farklı bir iletişim kurmadım. Vallahi aslanım aynı şeyi düşünmüyor. Senden şikayetçi olmak istedi, ben sakinleştirdim. Ya yemin ederim yok böyle bir şey. O kadın geldi bana asıldı, ben ona yüz vermedim. O kadın dediğin yönetim kurulu üyemizin kız kardeşi. Ya kimsin kim iftira atıyor bana? Ben böyle bir şey yapar mıyım ya? Nasıl yakıştırıyorsunuz bana? Kusura bakma. Şu ana itibaren burayla ilişkin kesildi. Ya neden? Buraya ait kimliğini, geçiş kartını ve anahtarları bırak. İşiniz kısın olsun, salonunuz kısın olsun. Böyle işine içine... Sevgililer gününde özel birine çok özel bir not için blog takipçilerimden yardım almam lazım.
Neymiş bakalım özel bir not, özel bir not? Ya sen kendi işine bakar mısın lütfen canım? Sen özel notlara daldın. Haberin yok herhalde. Buğralar da geliyormuş daha. Aa, onların ne işi var ya? Bizim okulun organizasyonu değil mi bu? Onların okulu da aynı zaman gidiyor işte. İnanmıyorum. Kesin siz çağırdınız. Yemin ederim ben çağırmadım. Burak çağırmış. Ya onların ne işi var Burak ya? Ya kayak turnuvası var. Burak da bizim takımda. Biliyorsun Eylül'cüğüm. Ne oldu? Yoksa Mert'te problem çıkar diye mi bozdunuz? Ama siz iyice sıktınız her dakika Mert diye. Ya doğru söyle bak, çıkıyor musun onunla? Çok büyük iddiaya girdik bak, büyük para var işin ucunda. Ya ne ayıp bir şey ya, siz gerçekten hiç utanmıyorsunuz. Ay hiç gelme Mira, gelme gelme, bunlar adamı deli eder. Ya nereye, daha dağdaki geceyi konuşacaktık. Arkadaşlar ben daha gelmiyorum. Ne? Az önce paramı geri aldım. Ne yapayım, Yaman da gelmiyor. Aa! Yeah, my associate will send you the contract. You can just check it and we can make a teleconference. No, absolutely not. Everything gonna be the same. The system you set with my father will just continue. But I'm considering a slight change in the company policy. In the medium term. Ne oluyor be? Have a good day. Ne oldu, hız mı yaptın? Hayır. Ama trafikten değiller. Hasan Saklıhan. Buyurun benim. Aşağı in. Buyurun Memur Bey. Bir soru mu var Memur Bey? Ne oldu? Arabayı yüzünüzü dönün ve ellediniz arabaya değil. Emredersiniz de ne oldu anlamadım ben şimdi. Size söylenenini yapın hadi. Problem nedir Memur Bey? Hakkınızda şikayet var. Ne şikayeti? Beyefendi siz de kimliğinizi verin. Kendisi patronumdur. Orkun Civanoğlu kendisi. Kardeşim konuşma. Uzat kollarını. Mustafa'nın yanında mı? Var değil mi? Memur Bey ben görevliyim. Yanlış bir durum yok. Tamam. Karakolda anlatırsınız. Memur Bey geleyim de büyütülecek bir şey yok. Ben yanlış bir şey yapmadım. Siz de aracınızla bizi takip edin. Buyurun. Geldim, işten ayrıldığını söylediler. Ne oldu? Neredesin?
teyze eğleniyoruz çocuklar. Evet. Teşekkürler Nehir teyze. Afiyet olsun çocuklar. Yemek parti bittiğine göre artık sınıflara dağılabiliriz. Hadi Dalcım hadi. Anne de aşıklarım. Nevin Hanım, ziyaretçiniz var. Kim? Merhabalar Nevin Hanım. Kolay gelsin. Hoş geldiniz Selim Bey. Yaman burada çalışmaya başladığınızı söylemişti. Evet, bugün ilk iş günüm. Ben de hem bir hayırlı olsun demek hem de hazır Yaman yokken son durumları bir konuşmak istedim. Sağ olun. Buyurun şöyle oturun. Ben de size bir kahve yapayım. Teşekkür ederim. Merhaba. Hoş geldin. Mesajımı almadın mı? Aldım ama arayamadım, kusura bakma. Spor salonundan sonra kitapçıya da gittim. Hatta hale bile baktım, çok merak ettim seni. Merak edecek bir şey yok, evdeyim işte. Nasıl yok? Ne güzel çalışıyordun, neden işi bıraktın ki? Ya gerçekten hiç konuşacak halim yok. Ne olur üstüme gelme. Ne kadar sıkıntılı olduğumu tahmin bile edemezsin. Bir de sen germe beni. Sıkıldığını tahmin edebiliyorum. Ben de bu yüzden yanında olmak istedim. Çok teşekkür ederim. Beni düşündüğünü biliyorum ama... dün gece yanında kaçak elektriğimiz kesildiğinde kendimi pek iyi hissetmedim. Şimdi de neden işten kovulduğumu konuşunca da iyi hissedeceğimi sanmıyorum. Çok üzgünüm. Ben de üzüldüm. Ama düşünüp kaybedecek vaktim yok. Dolayısıyla sizinle nasıl kış tatili yapabileceğimi düşünecek, sizinle hayaller kurabilecek vaktim de yok. Onlar bana şu an çok uzak olaylar. Ben de bunun için gelmemiştim zaten. Bana destek olmak için geldiğini biliyorum. Ben de senin için aynı şeyi yapardım. Ama biz aynı değiliz Mira. Hele de durduğun yerden bana baktığını düşündükçe kendimi daha da kötü hissediyorum. Zaten bir şeyleri düzeltmeye, yoluna koymaya çalıştıkça her şey daha da sarıyor. Bir de sen sürekli nerede olduğumu hatırlatma bana. Evet, hayat böyle. Bazı insanların başına da hiç iyi bir şey gelmiyor anasını satayım. Burası tozlu dere. Buradaysan zaten bunları baştan kabul etmişsin demektir. Ben buraya alışmaya çalışıyorum. Bocalıyorum. Bir de sen bana öyle acıyan gözlerle bakma. Rica ediyorum. Yapma bana bunu. Acımıyorum. Ben sadece... seni seviyorum. Thank you.
kadar işte. Herkesin önce erkek arkadaşın geliyor. Benim hiçbir değerim yok. Ya olur mu öyle şey Beren? Ya abla bir önceki tatilde de beni yaman yüzünden yalnız bıraktın. Son anda ektin. Bütün tatil burnumdan geldi. Al şimdi de bu. Ya iyi de senin böyle bir programın yoktu ki. Ben gideceğim diye gelmek istedin. Ya abla yalvarıyorum ne olursun iptal etme. Ben bütün arkadaşlarımla anlaştım. Onlar da gelecekler. Lütfen vazgeçme. Beren özür dilerim ama gerçekten benim hiç gelmek için enerjim yok. Ya abla yalvarıyorum diyorum sana. İstersen gel odadan hiç çıkmazsın. Ya sen gelmezsen ben de gidemem abla. Lütfen kırma beni. Ya Beren anlamıyor musun? Rezervasyonlarımızı iptal ettirdim. Yok bir şey kalmadı. Ya bana sormadan neden iptal ettiriyorsun? Ben bu kadar önemsediğini bilmiyordum ki. Çok önemli hem de. Ya abla ne olursun al hadi bak. Belki odayı kimseye vermemişlerdir. Lütfen. Hem olmazsa Eylül'le üçümüz aynı odada kalırız. Ya abla lütfen ne olur kırma beni. Lütfen söz verdim diyorum. Hale yok. Emir'e de vazgeçti gelmiyor. Erkek erkeğe takılır sen de kafanı dağıtırsın. Oğlum turnuva da var. Ya bizim için gelmiyorsun tamam bari takım için gel. Ne olur ne olmaz ben başka otelde kalırım ama. Kızım yoklar diyorum işte. Ne gerek var başka yerde kalmaya? Ya bizim çocuklarla da sürekli dip dibe olmak istemiyorum. Tamam. Sen gel de başka otelde kalırsın. Gelmiyor musun yani? Son kararın mı? Üzgünüm ama evet. Peki. Sen bilirsin. Aa, haberin olsun Buğra da geliyormuş. Sonra niye söylemedin olmasın. Hayda. Onun ne işi varmış canım? Kayak turnuvası için geleceklermiş. Ay çok eğleneceğiz çok. Daha da 5 gün boyunca dev eğlence kaçıracaksın. Önümüzdeki haftadan itibaren artık sürekli benimle çalışmanı rica ediyorum. Bana yardım etmek için böyle söylüyorsunuz. Hayır, gerçekten yanıma mimarlık öğrencisi bir çömezi asistan olarak alacağım. Sen olmazsan başkası olacak. Bana özel bir durum değil yani. Aynen. Teklif var, ısrar yok. Eğer benimle çalışmak istemiyorsan sen bilirsin. Hayır, hayır. İstiyorum. Hem de çok istiyorum. İyi o zaman. Bu hafta dinlen, tatil yap. Haftaya başlarsın. Tamam, teşekkür ederim. Ha, bu arada Selim'le ikinize karne hediyesi yatıracağız hesaplarınıza. Teşekkür ederim ama lütfen henüz hakkımı... Pardon Yaman'cığım, kapatmam lazım. Arabadayım. Polis var ileride. Peki, iyi akşamlar. Sana da. Müsait miydin? Oturuyorum öyle. Bak ne buldum çarşafları değiştirirken. Bütün paranı bana vermemiş miydin? Bunu unutmuşum gitmiş. Hasan'ın korkusuna olup olmadık yere para saklardım hep. Yanlış hesap etmişim. Daha fazla param varmış. Hayır alamam Selim Bey. Lütfen kabul edin. Lütfen. Çok rica ediyorum. Senin kısmetine çıktı bu. Al hadi. Tamam. Evin bir eksiğini kapatırız. Hayır, evi idare edecek paramız var. Sen Mira'nın gönlünü al. Arkadaşlarınla tatile git. Ya bir de sen başlama anne, ne olur ya. Bak borcumuzu ödedik. Üstüne paramız da var. İzin alma derdin de yok. Sen git arkadaşlarınla eğlen. Geçen zaman geri gelmiyor oğlum. Hayatından bu birkaç günü çalma. Senden rica ediyorum. Hem ben sana engel oluyorum diye daha çok üzülüyorum. Ya sakın öyle düşünme.
Sen benim her şeyimsin. O zaman kırma beni. Hem önünde bir engel de yok. Git. Hatırım için git. Görüşürüz anne. Dikkat edin kendinize. Merak etme. Kayak turnuvasına falan katılmak yok, ona göre. Yok, hiç niyetim yok zaten. Her zamankinden daha dikkatli ol, başını koru. Merak etme. Aklın kalmasın anne, ben başındayım. Hadi. İyi eğlenceler. Ya bu niye sağlam durmuyor ya? Ya tamam, sen bırak kelebek, ben hallederim. Mert Bey, siz bıraksaydınız ben hallederim. Ha, tamam abi, oldu bitti işte ya. Abla, şimdi bilet tutup hemen partide yapacağım. Mesela en çok neyin olmasını isterdin? Hadi kızlar, niye oyalanıyoruz? Özür dilerim. Duymak istediğim bu değil. Seviyorum. Seni çok seviyorum. Seviş Turizm'in değerli yolcuları, aracımız kalkmak üzere. Lütfen araçtaki yerlerinizi alır mısınız? Hadi, hadi gidelim. Hadi. Baba, güle güle. Anne, güle güle.